Senin hanım şu anda seni kapıda bekliyor böyle kollarını açmış. Kollarını açmış. Arada kredi toplamak. Ama ne kadar gider Çağlar? Yani 3 ay, 5 ay. Ben de katı, ben de evliyim ha. Fatih ne kadar gider çiçekli böcek? Ölene kadar ha. Sonra ne oluyor abi? Çiçekli böcekli bölümler geçiyor. Herkes birbirine yazıyor da yazıyor. Herkes mutlu, keyifli. Gece sabaha kadar telefon konuşmaları. Ondan sonra muhtemelen yüz göz olma dönemi başlıyor. Yani böyle bir, evet, bir rahatlama başlıyor. Aslında ben yani öyle yaptım ama ben şöyle daha rahatım dönemleri başlıyor. Abi bir laf vardır zaten. Aşk bitmez, ilişkinin başında verilen vaatler biter diye. Oo. Tabii çünkü o kadar çok herkes bir döner. Teşekkürler. Biraz evvel ben alkış topladım yani. Altında kalmam, ya, alırım. Bu arada film tam olarak bu konuştuğumuz şeylerle ilgili. Yani temel olarak kadın erkek ilişkisini. Ne oluyor abi kadın erkek ilişkisi? Onu soruyorum işte. Yani kadın ne yapıyor da ilişkiyi bitirmeye doğru götürüyor? Adamın gözünde soğuyor. Bir dakika, şimdi neden kadın götürdü seni? Hayır, hayır, tamam. Erkek ne yapıyor? Onu da soracağım sonra. He, şimdi ben... Erkeği... Teşekkürler kızlar. Erkekleri siz anlatın, kadınları da onlar anlatsın. Ne oluyor da ilişki böyle 8 bir... 8 Mart Dünya Kadınlar. Herkes bir yanında. Yani şöyle, yani tek bir cins bitirmiyor tabii ki ilişki. Yani her cinsiyetin kusurları, hataları mutlaka oluyordur. Ama başta bir şey söyledin ya biraz önce. Hani aşk bitmiyor aslında. Vaatler. Ben tam olarak şöyle düşünüyorum. Vaatler yerine getirilmediği zaman aşk bitiyor. İşte tamam, onu söylüyorum zaten işte. Ama hayır. Arada fark var. Hayır. Ben kendi cümlemi yedirtmem. Hayır. O cümle benim değil, benim olacak. Bak orada vaatler çok sinirli bir kız grubu var. Bak seni yerler. Evet, gerçekten de kız grubu var. Bir tek şurada bir üniversite erkek gelmiş. Fatih. Abi. Senin boyun mu tutuk abi? Evet. Evet abi. Ya. Ben baştan söyleyeyim. Evet. Benim boynum tutuk, çok özür dilerim. Fatih'in boyu tutuk. Ne tarafa dönemiyorsun? Abi şu an. O tarafa değil mi? Heyecandan her tarafa dönebiliyorum ama. Çünkü normalde deminden... senin tarafına. Yok, hep bana da bakıyor da. Sana dönüyor. Bana çünkü demin soru sordum, böyle yaptı. Evet abi. Yandan. Ne oldu da tutuldu hocam bu oyunu? Bir saat önce oldu. Yani hadi, daha yeni oldu. Ne olduğunu bilmiyorum abi, evet. Şu anda ben masaj falan herhangi bir şey lazım mı? Herhangi bir şey istiyor musun? İşte bir şeyler yapıldı. İlaç falan da aldım, toparlarım. Peki erkekler ne yapıyor Çağlar? Erkekler ne yapıyor? Oturuyoruz da... abi biz şey öyle. Ne yapıyor erkekler de ilişki bitiyor? Yani kadınlar en çok neyi sevmiyor erkeklerde? Ya şöyle bir şey oluyor. Karşılıklı bir şey bu. Tek tarafın kesinlikle hani öyle yaptığı için bitiyor diyemeyiz. Bence saygıyla alakalı bir şey bitiyor. Yani bir yerde o... Ya bir de incelikler. Yani evet. Başta aynen gösterdiğin inceliğin aynen sahte olmaması lazım. Aynen öyle abi. Çünkü o inceliklere her dönem devam edemezsin yani. Evet. Bir süre sonra incelikler kalmayınca işte biraz da Gupse ile Fatih'in sahnesi gibi... Şşş, o kumandayı versene geliyorsa... Evet. Bir iş evet, yani evet, çok acı evet, bir yere doğru gidiyor. Evet. Biz bir sokak röportajı yaptık bununla ilgili. Erkekler kadınların, kadınlar erkeklerin nelerini merak ediyorlar, ne acayip buluyorlar birbirlerinde. Bir hazır mı sokak röportajımız? Hazır. Bir hep beraber izleyelim. Buyurun. Kadınlarda en çok neyi merak ediyorsunuz? Vallahi yaşım 65. Kadınların her şeyini çözdüm ben. Onun için hiçbir şey merak etmiyorum. Allah kadın şehrinden korusun. Başka bir şey demiyorum. Erkeklerde en çok neyi merak ediyorsunuz? Ayrıldıklarında nasıl aşk acısı çekiyorlar? Onu çok merak ediyorum. Şeytanın bile aklına gelmediği şeyleri nasıl akla getiriyorlar? Onu çok merak ediyorum yani. Kafaları her şeyi almıyor bizim kadınlar gibi. Aynı anda iki şeyi yapamıyorlar mesela. Ben şu anda konuşuyorum ama mesela onu da dinleyebilirim aynı anda. Ama onu neden beceremiyorlar onu anlayamıyorum. Bu kadar çok konuşmayı nasıl beceriyorlar onu çok merak ediyorum. Beyinlerinde ne döndüğünü çok merak ediyorum gerçekten. E o çantada ne var ya? Bu çantayı niye taşıyorlar? Çok merak ediyorum ya. Niye bu kadar odunlar? Dümdüz. Düz gidiyorlar. Ben buna katılmıyorum. Kes. O ağdayı çekiyorlar ya, onun acısını merak ediyorum. Ya bir ortamda otururken ne konuştuklarını çok merak ediyorum. Mesela kızları çekiştiriyorlar mı? Çekiştiriyor musunuz? Kızları niye çekiştirelim ya? Biz erkekleri çekiştiriyoruz ya. Hiç alakası bile yok. Vallahi oturuyoruz öyle tavla mavla. Gün bitiyor yani. Öyle bir anlam anlatamazsın kadınlara hiçbir şeyi. Doğru olanı bile anlatamazsın onlara. Bizim için doğru bir tane, kadınlar için 5 tane abi, o an ne hissediyorlarsa. Hediye almakta bize zorlanıyorlar. O biraz acayip geliyor aslında. Hep hediye derdindeler. Nakit verseler hiç hayır demem aslında. Yani Türkiye'de mi... Ya ben Türkiye'de de mi kadın gördün ne? Bana da mesela çoraplarını çıkardıktan sonra koklamaları hani tuhaf geliyor. Çünkü zaten o çorap kirlenmiştir. Hani niye kokluyorlar ki? Haklıyken haksız duruma düşmemizi anlamıyorum. Bu zaten tüm erkeklerin
genel sıkıntısı. Bizim çok kafaya taktığımız olaylar onlar için çok basit olması. Kadınların telefonla konuşma şeyini mesela annemden biliyorum. Bir telefonla 2 saatten aşağı konuşmuyor ve dedikoduları anlamıyorum. Kadınlar 2 saat dedikodu yapıyor. Sonra kapatırken de Allah affetsin, Allah günah yazmasın deyip kapatıyorlar. Bir şey anlatmaya çalışıyorum dinlemiyor. Sadece gel diyor mesela. Önemli yani orada olan olay önemli benim için ama dinlemiyor. Alayı sayko abi ya. Gerçekten normal bir insan yok. Lavaboların üstüne çıkıp fotoğraf çekme falan şöyle falan bu ne? Abi bak şimdi bir şey anlatıyor soruyorum. Ne oldu diyorum bir şey yok diyor. Abi bir şey yoksun neden öyle davranıyorsun? O kadınların kızların genel davranış yapısı. Beklenen ilgiyi zamanında göstermiyorsun ondandır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.